Hızını alamadı. Bu sefer CHP'ye kurumsal olarak dava açtı. Şimdi onu hemen sizlere aktarayım. Öyle bir hal ki bakın, önceki hafta 22 Kasım'da CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu 12 yıl önce mitinglerde yapmış olduğu konuşmalardan dolayı Erdoğan tarafından dava edilmişti. İfadesini verdi ve o ifadesinde dedi ki ben buraya kendimi savunmaya gelmedim. Ben buraya olanı biteni not ettirmeye geldim, kayda geçirmeye geldim. Hırsız hırsızdır dedi. Dediklerimin yanındayım, arkasındayım, önündeyim dedi. Bu ifadede verdikleri için de partili Cumhurbaşkanı Erdoğan ona 500 bin liralık tazminat davası açmıştı. Şimdi yine 8 yıl sonra bunlar yeni yeni çıkıyor ortaya. Yeni yeni bu dava süreci hızlandı gibi görünüyor. Bu kez de CHP Parti Meclisi'nde kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle 8 yıl sonra o günkü CHP Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle yedeklerine hakaret davası açtı. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dava Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Bunu da söyleyelim. Söz konusu bildiri açıklandığında Erdoğan tarafından suç duyurusunda bulunulmuş ve CHP Parti Meclisi üyeleri savcılara ifade vermiş. Ardından münferit birkaç dava açılmıştı. Şimdi ise hepsi birleştirilerek toplu davaya dönüştürüldü. Toplu dava ise CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakim karşısına çıktığı, biraz önce sözünü ettiğim işte o 22 Kasım 2024'teki dava ifade gününde açıldı. Aynı bildiriyle ilgili bireysel açılan davalardan biri parti meclis üyesi Fikri Sağlar'la ilgiliydi. Sağlar bu davadan beraat etti ancak Yargıtay süreci devam ediyor. CHP yurt dışı örgütlenmelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tüm'ün de davası devam ediyordu. Böylece Erdoğan CHP'nin kurumsal kimliğine dava açmış oldu. Ana muhalefet partisinin siyasi eleştirisi Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak kabul edilip kamu davasına dönüştürüldü. Evet, partili Cumhurbaşkanı Erdoğan hızını alamadı. Artık kişilere değil, gördüğünüz üzere kurumsal olarak da CHP'ye bir güzel dava açıyor. Biraz bakalım mı tehdit etiketimize nasıl yanıtlar gelmiş? Hemen ben kendi tweetimi de açayım. Onun altına da bakalım. Evet. Şimdi Adnan Bey diyor ki MHP siyasi hayatı boyunca asla siyaset üretmeyip iktidara gelen partilerin aparatı, koalisyon kurucusu olmuştur. Canı ne zaman isterse koalisyondan çıkar, Amerika güdümlü bir partidir. Rahim Bey diyor ki daha neler göreceğiz. Alperen Nurgül diyor ki köşeye sıkıştıklarında insanları tehdit edenlere söylüyorum. Başkalarının camlarına taş atarken kendinizin camlardan köşklerde oturduğunuzu unutuyorsunuz. Devrim Bey diyor ki size asıl tehdidin ne olduğunu söyleyeyim. Düne kadar bölücü olan Abdullah Öcalan'a bugün ülkenin bütünlüğü için görüşlerine ihtiyaç duyan devletin üst düzey siyasetçileri en büyük tehdit. Şaduman Bey diyor ki, Şaduman Okur, bizim çocukluğumuzda fırıldak oyuncak vardı. Yemin ediyorum ülkemiz o hesap dönüp duruyor. Neden şimdi Bahçeli meclisten vazgeçti? Tehdit olarak kimler şu anda? Acaba valla demokratik bir ülke olmaktan çıktık. Ah Sedat Peker diyesim var demiş yanı sıra. En güzel cevap görmezden gelmek, mafyalar konuşsun diyor. Kartal Bey de tehdit etiketimizi değerlendirme olarak bize atmış. Şimdi işte madem tehdit etiketimizle ilgili değerlendirmelerden bazılarını sizlerle paylaştık, konunun özüne gelelim mi? Bakın MHP lideri Devlet Bahçeli bugün gazetecileri nasıl tehdit? Televizyon ekranlarına yuvalanan özel görevli MHP düşmanlarını akılsız, ahlaksız ve asılsız konuşanların, sahibinin sesini aktaranların alınlarını karşılar, kirli yakalarına da yapışırız. Nedir bu ya? Nedir bu? Kabadayısı mısınız siz? Kabadayılığın, kabadayılığın bu millete ne faydası var? Kendisine ve partisine yönelik eleştiri yapan bağımsız medya kuruluşlarına tehditler savuran Bahçeli'ye yanıt Özel'den geldi. Kalabalıkta yapılan itibar suikastlerinin tenhada özrünün kabul edilmeyeceğini muhataplarına duyurmak istiyorum. Bunu yapma. Bir, açıkta yapılan kusurun
Tenha'da özrü diye bir şey varsa bunun patenti şahsına aittir. Son dönem çıkışlarıyla tepkileri üzerine toplayan Devlet Bahçeli bu kez de gazetecileri tehdit etti. Partisinin grup toplantısında Bahçeli'ye tepki gösteren Özgür Özel ise gazetecilere bir şey olması halinde bunun sorumlusunun Bahçeli olduğunu söyledi. Bilhassa Halk TV başta olmak üzere MHP'ye saldırı ortamı açan, taltif ve teşvik eden medya organlarını ve özellikle medya patronlarını tek tek not aldığımızı, yerli ve zamanı geldiğinde de bunların burunlarından fitil fitil getireceğimizi duyurmak istiyorum. Bugünden itibaren başta Halk TV, herhangi bir televizyonun, gazetenin, gazetecinin saçının kılına zarar gelirse milletimiz bilsin ki Devlet Bey'in talimatıyla Milliyetçi Hareket Partisi yapmıştır. Nokta. Özel, bağımsız gazetecilerin ülke için öneminden söz etti. Onların yanında olduklarının mesajını verdi. Ne dedikleri, neyi teklif ettikleri, nasıl bir yöntem ve reçete sundukları belli olmayan cahil ve küstah yorumcu müsveddelerini. Sen yasama kadar önemli olan ve şu anda vatandaşın hakkını, hukukunu savunmakla mükellef olan basını, gazeteyi, medyayı tehdit edemezsin. Önlerinde biz varız, arkalarında biz varız. CHP lideri Bahçeli'nin tehdidi üzerinden MHP ve Cumhur İttifakı seçmenine de seslendi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmenine, Cumhur İttifakı'nın seçmenine, küçücük çocukları olan, her birisi baba olan, anne olan, eş olan, evlat olan, ekmeğinin peşindeki gazetecileri tehdit ediyorlar. Saçlarının kılına zarar gelirse sorumlusu Devlet Bahçeli'dir. Bahçeli Özel'i hedef alırken rejimi değiştirmek istiyor dedi. Bu iddiaya CHP liderinin tepkisi sert oldu. Sinan Ateş suikastini hatırlattı. Rejimi değiştirmekten bahsetmiştir. Özgür Bey, rejimi yani cumhuriyeti değiştirmeyi nasıl başaracaksın? Sayın Bahçeli, Cumhuriyet'in kurucu partisi, Cumhuriyet'i hedef alanlara karşı tam düşeceklerken koluna giren sana rağmen, tökezlediklerinde ayağa kaldıran sana rağmen, lastik patlayınca yedek lastiği takan sana rağmen bu rejimi korumaya devam ediyor. Bizim ortadan kaldıracağımız rejim saray rejimidir. Darbeyle mi yol alacaksın? İsyan mı çıkaracaksın? Başkentin ortasında bir siyasi partinin gençlik kolları başkanlığını, ülke ocakları başkanlığını yapmış, iki kız çocuk babasını çekip vururlar, siyaset arkadaşları onun kanını yerde bırakır. Konunun üstüne dokunmaz, ittifak zarar görmesin, yıkılsın böyle rejim. CHP lideri Özgür Özel, saray rejimini yıkacağız, yıkılsın böyle rejim diyor. Ama bir bakıyoruz ki AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan hayatımızda cemaatleri, tarikatleri, cübbelileri, sarıkları tutmakta gayet kararlı görünüyor saray rejimiyle beraber. Bugün bir kez daha, bu kez deyim yerindeyse partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizi film sektörüne bir tehdit vardı. Gerçi işaret etti radyo televizyon üst kuruluna. Bunları dedi mutlaka ki cezalandırın. Bakın nasıl oldu bu biliyor musunuz? Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 7. Din Şurası'nda konuştu. Bazı dizi, film ve televizyon programlarının aile birliğini ve dini hedefleri hedef aldığını, dini değerleri hedef aldığını savundu. Vakıflar, dernekler, tarikatlar, dini müesseseler linç ediliyor dedi. Bu tip girişimler milli güvenlik sorunudur. RTÜK başta olmak üzere ilgili kurumlar hızla tedbir almalıdır diyerek RTÜK'e yeni bir görev verdi. Yani ne anlıyoruz buradan? İki sezondur yayında olan Now TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisine yanı sıra son 2-3 bölümde tarikatlerin, cemaatlerin kötü yüzünü gösteren Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisine belli ki ceza kesilecek. Erdoğan deyince biliyorsunuz emir demiri kesiyor. Son yıllarda filmlerin, dizilerin,